her şey var. Ne güzel. Öyle değil mi? Öyle. Doğru. Kocaman oldular maşallah. Maşallah. Kapatmam lazım hayatım. Cihat amcalar bize geldi. Önemli bir konu konuşulacakmış. Tam olarak nedir bilmiyorum. Babam seni de ilgilendiriyor dedi. Yok be kızım. Ne beşik kertmesi. Kapatıyorum. Tamam, bilgi veririm sana. Ben de seni. Gel oğlum, geç otur. Çaylar da gelsin de konuşalım. Buyurun. Sağ ol kızım. Afiyet olsun Mecit amca. Eline sağ ol kızım. Sağ ol kızım, teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi iki aileyi de alakadar eden önemli bir mevzu için toplandık. Cihat'la enine boyuna düşündük. Ve Esma kızımla Yılmaz'ı evlendirmeye karar verdik. Cihat'la en doğrusu ve iyisinin bu olduğuna karar verdik. Çok da iyi yaptınız. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hayırlısı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlısı inşallah. Ey yeğenim. Şimdi bana eskisi gibi Cihat amca mı diyeceksin yoksa kayınpeder mi? Hay Allah. Hay Allah. Bilmem. Baba diyeceksin tabii oğlum. Bunda bilmeyecek ne var? Üstüne gitme çocuğum Mecit. O ne derse benim kabulüm. Utandırmayın çocuğu. Bu güzel haberi aldığınıza göre elimizi öpmeyecek misiniz? Öpeyim. Hadi bakalım, tekrar hayırlı olsun. Oğlum, kalk hadi. Öpeyim. Hayırlı Öp olsun. Öp bakayım yavrum. Hayırlı aslan olsun. Çocuk. Haydi hayırlı olsun. Allah tamamını erdirsin inşallah. Amin. Çok da yakışacaklar. Maşallah. Öyle öyle. Kızım. Babanla benim tek arzum sizin mutlu olmanız. İnşallah mutluluğunuz daim olur. Sağ olun Mecit amca. Mecit amca yok. Mecit amca yok. Baba. Aa, pasta vardı, onu unuttuk. Hay Allah. Ben getireyim Remziye yenge. Yok yok, sen otur kızım. Onu da ben yapayım artık. Dünür. İnşallah bu işi de tamamını erdireceğiz. İnşallah, inşallah. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Üstümüzden büyük bir yük kalktı. Zor. Anne, bu iş nereden çıktı? Hangi iş oğlum? Bu evlenme işi. Babanla Mecit Bey'den. Anladık arkadaşlar, dostlar, işte ortaklar. Hele dünür olmak neyin nesi ya? Delireceğim ya. Kendin söyledin işte oğlum. Ne güzel, ortaklar. Mal mülk başkasına mı gitsin? Ayrıca hiç bilmiyormuş gibi yapma. Ya Rabbim, Allah Allah. Ya anne, dün Esma güzel kız değil mi diye sordum. Ben de he dedim. Bugün olana bak. Bu mu yani? Konuşmuş olduk ha? Dikkat etsen Esma. Yatırdım kiranı hayatım. Merak etme. Esas başka sebepten aradım. Toplantıyla ilgili. Haklıymışsın. Evlendirmek istiyorlar beni. Mecit amcanın kızıyla. Ya ben de istemiyorum tabii ki. Saçmalama. Telefonlarımı mı dinliyorsun serseri? Yok abi, maç başlıyor da. Gelecek misin diyecektim. Gelirim birazdan. Hadi yürü. Tamam. Neyse. Yarın gelirim, sana konuşuruz. Ben de seni. Hey.
Ne o, daldın gittin? Yok bir şey anne. Yuva kuracak ya hanım. Ondan böyle kara kara düşünüyor. Evlenmek, sorumluluk almak öyle kolay değil tabii. Baba, ben bugün dükkana biraz geç gelsem olur mu? Biraz işlerim var da. Öyle olsun bakalım. Ama öğleni geçirme. Tamam baba. Oğlum, Esma ile konuş da bir an önce eve eşya bakmaya başlayın. Olur. Gel istersen bırakayım seni de. Nereye gideceksin? Yok baba, gerek yok. İyi, sen bilirsin. Baba. Fikir mi değiştirdin? Baba. Benim seninle konuşmam lazım. Söyle. Baba. Esma'yı ben hep kardeşim gibi gördüm. Nasıl evlenirim? Demek bunun için kıvranıp duruyormuşsun. Karar verildi beyefendi. Evleneceksin. Ama baba, belki o da istemiyordur. Kızın bir başkasında gönlü vardır. Saçmalama. Ne dediğinin farkında mısın sen? Bana bak. Yoksa senin bir kırığın falan mı var? Yok baba, olur mu öyle şey? Yoksa mesele de yok. Varsa var ya, kemiklerini kırarım seni. Esma'dan iyisini mi bulacaksın? Ama baba biliyorsun, biz onunla kardeş gibi büyüdük. İki aile içinde en doğrusu bu. Bu mevzu kapanmıştır. Tek laf istemiyorum. Aşkım. Şşş, duyan olacak. Aman. Ne oldu anlatsana. Beni evlendirmek istiyorlar. İstemiyorsan nasıl evlendirecekler ki? Zorla mı yani? Evet. Bizimkilerle yaşayacaksan mecburum. Ben bu işin bu kadar ciddi olduğunu düşünmemiştim. Artık düşünebilirsin. O zaman çık karşılarına, beni sevdiğini söyle. O iş o kadar kolay değil canım. Bizde babam ne derse o olur. Ya da her şeyi göze alıp seninle evleneceğim. Olmaz. Neden olmasın? Senin de istediğin bu değil mi? İyi de o zaman anneni, babanı, tüm aileni karşına almış olursun. Ben buna sebep olmak istemem. Ailenle aranı bozmak hiç istemem. Ben de senden bunu beklerdim. Ben boşuna aşık değilim sana. Bir tanem, seni o kadar çok seviyorum ki. Ben de seni. Peki bu devasa sorunu nasıl çözeceğiz Yılmaz? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Rüyalarım gerçek oldu Necla. Allah dualarım kabul etti. Senin adına öyle seviniyorum ki. Yıllardır gizli gizli deli divane oluyordun onun için. Bak, kavuştunuz işte. Allah tamamını erdirsin. İnşallah çok ama çok mutlu olursunuz. Hala inanamıyorum ya, rüyada gibiyim. Ne kaynatıyorsunuz bakayım? Hiç, oradan buradan konuşuyorduk. Kızım, biraz önce Remziye yengen aradı. Yılmaz'la konuşsun da ev konusunda karar versinler dedi. Benim için fark etmez. Yılmaz nereye istiyorsa orası olsun. Ama Çamlık'taki dubleks olursa da hayır demem. Oo, küçük hanıma bak sen. Babana diyeyim de Mecit Bey'le konuşsun. Yok yok, Yılmaz'la bir konuş sen. Belki onun başka bir fikri vardır. Hadi ara bakayım. Tamam. Meşgul herhalde. Sonra döner bana. İyi, konuşursun sen işte. Tamam anne.
Şuraya bak. Daha dün bir bugün iki. Sakız gibi yapıştı. Nasıl kurtulacağım bu kızdan ben ya? Tamam. Benim aklıma bir çözüm geldi. Ne geldi bakalım? Esma ile hemen evleneceksin. Ağzından çıkanı kulağını duyuyor musun? Ne dediğinin farkında mısın? Tabii ki farkındayım. Sen bana güven. Evlen onunla. Hayda. Ya sen kafayı mı yedin? Hayatım, madem başka seçeneğin yok, mecburen evleneceksin. Ama... Ama? Bu planımızın bir parçası olacak. Evlendikten sonra kıza sudan bahanelerle eziyet edeceksin. Öyle ki kız senden de evlilikten de soğuyacak. Ve sonunda boşanmak isteyecek. Tutar mı bu ya? Önce evlen sonra boşan. Kesinlikle. Ama bir şartım var. Ne şartıymış bu? Kıza kesinlikle elini sürmeyeceksin. Aman zaten meraklısı değil. Sen varken. Ha şöyle. Zor olacak ama. Hadi bakalım. Tutarsa üstümden büyük büyük kalkacak. Kiracının ettiğini gördün mü? Evi berbat etmişler. Ne güzel düğünden sonra geçip evinize oturacaktınız. Şimdi işin yoksa tadilatı bekle. Allah o kiracıdan razı olsun. Sayelerinde çocuklarla beraberiz hanım. Orası öyle tabii. Şuna bakayım, işle ilgili. Önemli olabilir. Hem şunları da çıkartıp tamam, rahatlayayım artık. Bakın ne güzel, hep bir aradayız. Aşkım. Merhaba, nasılsın? Nasılımdır sence? Bana bak, verdiğin sözü unutma. Elini bile sürmeyeceksin kıza. Merak etme. Bilmez misin, ben sözümü vereyim. Biliyorum. Seni çok seviyorum aşkım. Ben de. Hayır. Hayır, öyle olmaz. Sen de beni sevdiğini söyleyeceksin. Ben de seni seviyorum. Çabuk bitir o zaman bu işi. Karın olmak için sabırsızlanıyorum. Elimden geleni yapacağım. Fazla uzun sürmez, merak etme. İyi geceler bir tanem. Beni düşün, tamam mı? Bundan emin olabilirsin. Ne var Esma? Beni mi dinliyorsun? Yoo. Bana numara yapma. Ne numarası Yılmaz? Yatağı hazırlayayım diye gelmiştim. Daha ilk günden beni böyle bunaltma. Yoksa bozuşuruz. Çekil. Günaydın oğlum. Babam gitti mi? Gitti. Cuma gününe kadar sana da izin verdiğini söyledi. Gerek yok anne. Giderim ben de. Sezonun en yoğun haftasında babamları yalnız bırakmak olmaz. Olur mu oğlum? Yeni evlisin sen. Fark etmez, boş ver. Bana niye çatal koymadın Esma? Aa oğlum, çatal bıçağı falan ben getirdim. Unutmuşum demek ki. Ne kızıyorsun Esma'ya? Getiririm şimdi. Oturun siz. Annem senin hatanı üstüne alıyor. Senin gıkın çıkmıyor. Ama Yılmaz. Konuşma tamam. Bunlar senin vazifen. Ne demeye anneme yaptırıyorsun?
Ben yapıyordum, elimden aldı. Al oğlum, getirdim çatalını. Hadi yemeğini, afiyet olsun. İnsan da iştah mı bıraktı? Ama oğlum... Üzülme kızım, üzülme. Bunun da sağ solu belli olmuyor ki. Buyur. Bozuk yok muydu abi? Bende var. Ne yapıyorsun sen ya? Burada erkek varken para vermek kadına mı düşer? Sen beni ne hakla rezil edersin? Yılmaz, ben sadece... Kes be kes. Hala konuşuyor. İyi günler. Hadi yürü. Salak karı. Ver kızım. Kızım. Gel otur. Seni evlendikten sonra pek iyi görmüyorum. Bir şey mi oldu? Bir şey mi üzüldün? Yok. Bir şey yok Remziye yenge. Yani anne. Hala alışamadım anne. Kusura bakma. Düzelir. Düzelir o. Ama senin bu halin kötü işte. Bana açıkça söyleyebilirsin yavrum. Neyin var? Ne oldu? İnan bir şey yok. Olsa söylerdim zaten. Ben seni anlıyorum kızım. Söylemesen de Yılmaz'ın sana nasıl davrandığını görüyorum. İstersen kendisiyle bir konuşayım. Yok yok. Hiç gerek yok. Aferin. Başkalarını kendi işinize karıştırmayın. Bu ben bile olsam. Kızım. Demek ki evliliğe pek hazır değilmiş bizimki. Bu hırçınlığı ondandır. Biraz zaman ver. Zamanla düzelir. Altında başka bir şey arayıp da boşu boşuna kendinizi üzmeyin. E mi güzel kızım? Tamam anne. Aferin güzel kızıma. Ne yaptıysam olmadı. Yaptığım onca eziyeti sineye çekiyorum. Sinirlerim çok bozuk Gülay. Zaman da geçiyor. Evet. Bana bak, aranızda bir şey olmadı değil mi? Delirdim mi? Elimi bile sürmedim. Neden diye sormadı bile bana. Evlendiğimizin ertesi günü bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Çocukluğundan beri bana aşıkmış. Oho, işimiz var desene. Mesele anlaşıldı. Ne yapsam bırakmaz o seni. Biraz daha zorlamam lazım. Böyle yol alamazsın. Kestirmeden gitmek lazım. Sana olan sevgisini bıçak gibi kesip atacak bir şey yapmak lazım. Mesela? Bir bahane bulacaksın, onu döveceksin. Saçmalama Gülay. O kadar da değil artık. Sen bilirsin. Benden söylemesi. Yoksa bu kız senden ne soğur ne de boşanmak ister. Elbiseler için çok teşekkür ederim Yılmaz. Bana değil, anneme et. O söylemesi alışverişe falan götürmezdim ben seni. Çok güzeller. Sen beni öldürecek misin ha? Öldürecek misin? Dur Yılmaz, bırak, ne oluyor? Bir de utanmadan soruyor. Yanından geçen o adama nasıl baktığını görmedin mi sanıyorsun ha? Cevap ver. Ne adamı, ne bakması Yılmaz? Ya ne olur kendine gel. Yalan söyleme be. Gözlerimle gördüm. Yürü. Ben sana evde göstereceğim. Yürü, yürü. Eve bir girelim, ben sana bunun hesabını soracağım. Yürü. Söyle, kim o herif? Bilmiyorum Yılmaz, neden böyle yapıyorsun? Tanımıyorum dedim ya. Sus. Hiç tanımıyor gibi bakmıyordun. O da sana içine düşecekmiş gibi bakıyordu. Söyle, kim o adam? Bilmiyorum Yılmaz, bilmiyorum. Sen benim namusumu iki paralık edemezsin. Sabrettim, sabrettim ama yeter artık. Yılmaz yapma ne olur. Vurma. Legends will be forever remembered.
Esma nerede oğlum? Gitti. Nereye? Annesine. Yoksa kızın kalbini mi kırdın? Anne, Esma'nın bir daha geleceğini sanmıyorum. Ne oldu oğlum? Bana saygısızlık yaptın. Ben de gereğini yaptım. Ne yaptın? Bir iki tane vurdum. Ne? Oğlum, aklını mı kaçırdın sen? Ne yani, göz müyüm saydın? Sokakta ona buna bakıp beni rezil etmesine ses etmese miydin? Hay Allah'ım. Kızım. Kızım, söylesene, ne oldu? Konuşsana kızım. Bir şey olmadı baba. Öyleyse ne demeye kocanı bıraktın, baba evine geldin? Ya kızım, insanı çıldırtma da ne olduysa anlatsana hadi. Esma. Esma. Benim suçum yok baba. O halde olanı biteni anlat. Yok, bu iş böyle olmaz. Şimdi de geç oldu. Yarın sabah ilk iş Mecitlere gidiyoruz. Tamam bey, tamam. Az kaldı, çok az. Esma dayağı yiyince valizini toplayıp Mecit amcalara gitti. Yakında da boşanma davası açar sana. İnşallah. Bana bak, yoksa üzüldün mü kıza vurdun diye? Yani kızın da bir suçu yok ki. Durduk yere. Durduk yere mi, yoksa bizim evlenmemizi sağlamak için mi aşkım? Mecit, Esma'ya soruyorum, bir şey anlatmıyor. Ne olmuş, ne bitmiş, anlat hele. Cihat kardeşim, utanıyorum bunları söylerken ama... Ne oluyor? Yolda senin kız bir adama bakmış. Hem de bayağı uzun uzun. Beni yerin dibine soktu Mecit amca. Kan beynime sıçradı. Doğru mu kızım bu? Yılmaz öyle görmüş demek ki. Ben de dışarıda değil, evde verdim cezasını. Ne cezası? Bir tane vurdum. Yılmaz, haddini bil. Nasıl yaparsın bunu? Hak etti ama. Hak etti. E bakmadım diyor işte. Sadece o değil ki. Bunlar birikimin sonucu. O kadar çok hatası var ki hangi birini sayayım? Dışarıda beni kaç kere küçük düşürdü. Burada ev işlerini anneme yıktı. Bana sürekli saygısızlık yapıyor. Doğru mu kızım bunlar? Benim öyle bir niyetim yoktu. Yanlış anladı herhalde beni. Şimdi ortada yanlış anlaşılma olduğu belli. Evliliklerin ilk zamanlarında olur böyle şeyler. Size düşen yanlıştan dönmeyi bilmek. Evet. Yılmaz da aşırı kıskançlık göstermiş. Yoksa asla Esma öyle bir kız değil. Esma'nın namusuna senden önce ben kefilim Cihat. Tamam o zaman. Evliliklerde küslük olmaz. Bu olayı yaşanmamış sayıyorum. Bundan sonra daha anlayışlı olun birbirinize karşı. Oldu. Ne düşünüyorsun? Hiç. Yok bir şey. Yılmaz'a takıldı değil mi aklın? Evet. Barıştırdık ama yarın öbür gün ne olacak bunun hali? Bu çocuk niye böyle yapıyor Mecit? Ne derdi var bunun? Esma ki dünya iyisi bir kız. Yılmaz ne istiyor bu kızdan? Hele bir konuş hanım bu çocukla. Bir ağzını arayayım bakayım. Evet, ben de öyle düşündüm. Tamam, merak etme. Tamam, sonra konuşuruz.
Oğlum. Bir şey soracağım ama sormaya çekiniyorum. Soran ne? Esma'ya neden böyle davranıyorsun? Ne çok severdin halbuki onu. Evet, kardeşim gibi. Yoksa büyük bir kusurunu mu gördün? Zorla barıştırdınız işte. Daha da üstüme gelmeyin. Ne biçim kızmış be? Kapıdan kovuyorum, bacadan içeri giriyor. Seni çok seviyormuş demek ki. Ama avucunu yalayacak. İyi de boşanmaya razı olmuyor işte. Bu durumda tek bir yol bıraktı bize. Neymiş o? Seninkilere evlendiğinde Esma'nın kızı olmadığını söyleyeceksin. Olur mu Gülay? Böyle bir iftira atılır mı? Günah ya, ayıp. Aşkım, kavuşmamız için başka yol daha var. İstersen kızı öldürebilirsin. İyice saçmalamaya başladın Gülay. O bunu hak etti. Cihat da babanlar da. Seni istemediğin halde zorla evlendirmediler mi? Sana sordular mı kimi seviyorsun diye? Yok. O zaman sonuçlarına da katlanacaklar. Bu bir savaş Yılmaz. Unutma, savaşta her şey mübahtır. Anne. Bir iki kere bana Esma hakkında bir şeyler sormuştun. Evet. Ben de sana yok öyle bir şey demiştim. Sonra daha sorduğuma pişman oldum oğlum. Boş ver, geçti gitti. Hayır anne. Aslında ilk sorduğun zaman söylemeliydim. Oğlum, lafı gevelemeyi bırak da ne diyeceksen adam gibi söyle. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ama söylemem lazım. Esma maalesef kız değildi. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Maalesef anne. O yüzden evlendiğimiz ilk günden beri çıldırıyorum. Ölüp ölüp diriliyorum. Kimsenin üzülmesini istemediğim için hiçbir şey söylemedim. Ama artık daha fazla dayanamıyorum. Oğlum, ne diyorsun sen ya? Kızım, neden susuyorsun? Bir şeyler söylesene sen de. Ne diyor bu oğlan? Cevap versene Esma. Neden susuyorsun? Esma, seni kendi kızımdan ayırt etmem, bilirsin. En az onun kadar da severim. Söyle kızım, bir şey söyle. Hanım, bu yalan söylenebilecek bir konu mu? Esma, konuşsana. Ah be kızım. Neden be? Neden? Bana bak, tüm bunlar aptalca bir şakaysa Allah yarattı demem, öldürürüm seni. Keşke şaka olsun. Ama doğru söylüyorum. Baba, attığınız için evlendim ama artık daha fazla evli kalamam. Boşanmak istiyorum. Yılmaz. Beni öldür daha iyi. Beni kes. Doğra, lime lime yap, bundan bin kat daha iyi. Yalvarırım, böyle yapma. Neden böyle konuşuyorsun? Neden böyle yapıyorsun Yılmaz? Ne yaptım ben sana ya? Neden? Yakında önümüzde hiçbir engel kalmayacak. O kadar mutluyum ki. Ben de. Yok, sen yine bir şeyleri takmışsın kafana. Keşke böyle olmasaydı. Çok kötü oldu. Esma'ya yazık oldu. Boş ver. Onun da yaşı çok genç. Bu iş unutulunca o da yuvasını kurar. Herkes yuvasını kursun, mutlu olsun. Tek istediğim bu. Aşkım, çantamı uzatır mısın? Sana evin anahtarını yaptırdım, rahatça girip çıkabilmen için. Zaten yakında da kendi evimizin anahtarı olacak, değil mi? Tabii. AVM'nin yan sokağında da sizin bir ev vardı, değil mi? Evet. Orada oturalım, olur mu? AVM'ye yakın olsun. Her an alışveriş yapabilirsin diye, değil mi? Yok canım, her gün değil. Pazar günleri tatil yaparım. Bunu nasıl yaparsın Esma? Nasıl şerefimizi iki paralık edersin sen? Ulan ben Mecit'in yüzüne nasıl bakacağım bundan sonra? Cevap ver. Susma lan, konuş! Yapma Cihat. Bırak. Bana bunu nasıl yaptın be? El alemin yüzüne nasıl bakacağım ha? Öldüm ben. Öldüm. Kiminle yaptın lan? Kiminle?
Ben susuzum. Namusumu kirletmedim. Ulan bak bak hala konuşuyor. Yeter. Ayıbımızı içimizde saklayacağız. Sakin ol. Kalbin tutacak yine. Yanımını köye yollayın. Yoksa katil olacağım ben. Bir daha da gözüm görmesin. Tabii kızım deli gibi aşık bana. AVM'nin yanındaki evlerine taşınacağız. En kısa zamanda evleneceğiz. Tabii ki. Evet. Oo, Yılmaz'ı avucumun içine alalı çok oldu kızım. Kuş kafeste artık. Parmağımda oynatıyorum. Tabii evlendi ama boşanacak. Sonra da benimle evlenecek. Ondan sonra gelsin lüks hayat. Biraz da biz gün görelim değil mi ama? Yoksa ne işim olur onun gibi bir aptalla? Demek her şey yalan da ha? Paranın peşindeydin. Olur mu hayatım, şaka yapıyordum. Seni deli gibi sevdiğimi biliyorsun. Yeter! Gözümün içine baka baka yalan söyleme bari. Yılanmışsın sen, yılan. Ama gerçekten aptalmışım. Sana inanacak kadar aptal. Yılmaz ne olur gitme. Allah'ım ben ne yaptım ya? Kızın günahına girdim, mahvoldum. Affetmezdi artık beni. Lanet olsun. Ah Esma, ah sabır taşı olsa çatlardı. Sen her şeye katlandın. Numarası Yılmaz. Yatağı hazırlayayım diye gelmiştim. Daha ilk günden beni böyle bunaltma. Yürü hadi yürü. Salak karı. Sen beni öldürecek misin ha? Öldürecek misin? Dur Yılmaz bırak, ne oluyor? Bir de utanmadan soruyor. Sen benim namusumu iki paralık edemezsin. Sabrettim. Sabrettim ama yeter artık. Vurma. Beni kes. Doğru. Lime lime yap, bundan bin kat daha iyi. Yalvarırım böyle yapma. Nasıl kıydım sana ya? Nasıl yaptım bunları? İftira attım ya, iftira. Günah demedim, yazık demedim, ayıp demedim. Ya sen hiçbirine dur demedin, yeter demedin. Aklımı kaybetmişim ben ya. Deliye dönmüşüm. Ben seni dövdüm ya. Dövdüm. Ne uğruna? Beş para etmez bir yılan için. Ne yaptım ben sana? Allah'ım affet beni. Baba. Haltlar etmiş belli ki. Bize söylemedi. Herkesin önünde konuşacakmış. Hadi buyur. Başla bakalım.
Hepinizden özür dilerim. Ben hayvanın tekiyim. Esma'nın hiçbir kabahati yok. Hepsi yalandı. Ondan boşanmak için yalan söyledi. İftira attı. Amacım Esma'ya eziyet ederek benden soğumasını, boşanmasını sağlamaktı. Ancak Esma yaptığım her şeyi sineye çekti. Ona iftira attım yani. Çünkü ben... Esma'ya başından beri elimi sürmedim. Şerefsiz alçak! Dur. Bey, dur. Oğlum olduğun için utanıyorum senden. Baba ne olur yapmayın. Sana, bize onca yaptığı şeyler cezasız mı kalacak? Öldüreceğim lan seni. Şu kıza yapılır mı bu be? Yapma Mecit amca. Bak ben onu affediyorum. Keşke böyle olmasaydı. Keşke o da beni sevebilseydi. Beni affettin öyle mi? Halbuki neler yaptım sana? İşkence ettim. Hayatı zindan ettim. El kaldırdım. Ama sen bütün bunlara rağmen beni bağışlıyorsun şimdi ha? Neden Esma? Bir gün düzelirsin diye umut ettim hep. Geçecek dedim. Her şey geride kalacak dedim. Yuvam dağılmasın istedim. Esma. Bana yeni bir fırsat ver Esma. Bize yeni bir fırsat ver. Her şeyi yeniden başlayalım ne olur. Boşanmamız en doğrusu Yılmaz. Bir şansımız olurdu belki ama bu yaşananları nasıl unutacağız? Ailelerimiz nasıl unutacak? Üstelik sen bütün bunları sevdiğin bir kadın için yapmışsın. Bitti. Ben köye gidiyorum. Bir daha da asla dönmeyeceğim. Esma. Geçmişin külü kalır, savurur rüzgar. Gidenler nerede kaldı, belki döner olur ya. Aşk öksüz kaldı şimdi huzur sokağında. Bir varmış bir yokmuş başlar masallar. Geçmişin külü kalır, savurur rüzgar. Gidenler nerede kaldı, belki döner. Aşk öksüz kaldı şimdi huzur sokağında. Defolup gideceksin. Duydun mu? Bir daha da karşıma çıkmayacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.